Evet. Boyamış olduğumuz yüzeyi 3 yöntemle değiştirebiliriz diye düşündüm. Böyle bırakıp sadece sıvı mat vernik sürebilirdik. Ya da ikinci bir yöntem, white wax'la waxlayabilirdik, beyaz wax'la. Böyle olunca da oymaların arasına beyaz wax'lar girerdi. Ve beyaz eskitme yapardık. Aynı zamanda da vernik yapmış olurduk. Ama ben bütün bunlardan vazgeçip kuru süpürme dediğimiz metodu uygulayacağım. Bir parça boyama, fırçama boya alacağım. Biraz, çok az. Gördüğünüz kadar. Ve yüzeye kuru süpürme dediğimiz şekilde eskitmeler yapacağım. Böyle olunca oymaları bir parça daha öne çıkarmış olacağım. Bu tarz eskitmeler yapacağım. Letonya rengimle yapıyorum. Çünkü seramiklerimiz, banyodaki seramiklerimiz Letonya rengi. Tam olarak Letonya rengi. Ve ben Letonya rengiyle uyumlu olsun diye biraz daha taş efekti olsun diye bunu uygun görüyorum. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi eskitmeler yapıyorum. Azıcık boya almıştım fırçama ve fırçama aldığım azıcık boya ile bakın hafifçe dokunarak eskitmelere devam ediyorum. Boyam bitti artık üzerinde. Bir parça daha boya alıyorum. Fazlasını alıyorum yüzeyden. Evet. Bakın kendiliğinden doğal eskitmeler ortaya çıkıyor. Ben yüzeye sürdükçe. Hafif eskitmeler yapıyoruz. Fazlasını alalım. Biraz yoğunlaştırabiliriz. Azıcık fazla yaptık galiba. Eyvah. Hata yaptığınızda hemen hatanızı düzeltebilirsiniz. Silin fazlasını. Evet. Fırçamızda fazla boya var ise bu fazlalığı alarak devam edebilirsiniz. Evet, bu şekilde her yere eskitmelerinizi yaparak devam edeceksiniz. Azıcık sürüyorum. Fırçamı eğimli tutuyorum ve çok bastırmıyorum. Ve hafifçe fırçamın üzerindeki olan azıcık boyayı, görüyorsunuz çok az bir boya var, ucunu batırıyorum. Sanki toplu iğne başı kadar bir boya alıyorum üzerine. Çok az. Boyam sulu bir boya değil. Sulandırmadan kullanıyorum.
ve sulandırmadan kullandığım boyayı yüzeye bir sağa, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola olmak üzere sürüyorum. Bir sağa, bir sola gördüğünüz gibi. Evet. Ve böyle bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra bunu vakslayacağız. Tamamını bu şekilde yapıp bitireceğim. Biliyorsunuz kuru süpürme eskitme yapmıştık üzerine biraz önce. Bazı yerlerde süpürme yaptığım bazı yerlerde boyanın fazla geldiğini gördüm ve ben şimdi ıslak eskitme metodu dediğimiz metotla bunu bir kere daha eskiteceğim. Bir ıslak mendili aldım elime, parmağıma sardım ve boyanın fazla gelmiş olan yerlerinde chalk paint'in özelliğinden yararlanarak bu fazla gelen kısımları şimdi silerek, bakın, daha başka bir eskitme yapacağım. Buna ıslak eskitme deniliyor. Boya çok fazla gelmişse bazı yerlerde, bakın, siz kendinizde hafifçe eskitmeler yapabilirsiniz. Çok olan kısımlarda yapıyorum özellikle. Bakın. Evet. Bu eskitmenin fazla olan gelen kısımlarına şu şekilde başka eskitmeler de yapabilirsiniz. Çok fazla gelmiş bazı yerlere. Bakın. Şurada da yapalım aynısını. Şurada. Bakın şimdi kenarlarına yapacağım. Bu kenarına yapayım. Daha iyi görürsünüz. Hem çekip hem yapmak da zor oluyor. Bakın. Evet. Şurada da var aynı şey. Biraz daha burada da açalım. Bakın. Fazla gelen yerleri açabilirsiniz. Şurada da var. Aynı şeye şurada da yaklaşalım, yapalım. Şurada. Evet. Buna ıslak eskitme deniyor. Boyadığınız yüzeyi kat kat renk renk boyayıp sonra ıslak bir mendille değiştirebilirsiniz. Fazla gelmiş boyaları silebilirsiniz. Böylece ıslak eskitme ile tekrar üzerinden geçebilirsiniz. Şurada da var aynısı. Burada da yapabiliriz. Evet. Şurada da var. Evet. Bu şekilde fazlalıkları, beğenmediğiniz, iyi olmadığını düşündüğünüz kısımları ıslak eskitme yaparak değiştirmeniz mümkün. Ben çok yoğun olan yerlerde hafifçe değiştirmeler yapıyorum. Görmeniz için sizinle de bunu paylaşıyorum. Evet.